Merhaba sevgili izleyiciler. Son 4-5 programdır karşınıza oldukça kalabalık bir biçimde çıkıyoruz. Ya masamız kalabalık oluyor bu programlarda ya da konuklarımızın sayısı bakımından kalabalık oluyoruz. Bugün en kalabalık programımız. Çünkü bugünkü bir 23 Nisan programı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birkaç gün önce kutladık. Bütün çocuklar, Türkiye'nin her tarafındaki çocuklar gibi Ankara'daki çocuklar da çeşitli eğlencelerle, çeşitli etkinliklerle bu bayramı kutladılar. Bugünkü konuklarımız programımızın gereği Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü üyeleri. Minikler var, biraz sonra göreceksiniz. Konuk olarak minik havacılar var, geleceğin havacıları. Onların büyükleri var, anneleri, babaları veya herhangi bir veli. Ve bir de konuğumuz var. Sayın Talip Bölükbaşı, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizinle sanıyorum 2 ay doldu mu? Dolmadı galiba. Daha önce bir program yapmıştık. Evet. Ama 2 ay dolmak üzere. 4 Mart'ta. 4 Mart, evet. Bir programımız olmuştu çocuk kulübü ile ilgili. Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü'nün kuruluşunu anlatmıştınız. Çok kısa, özetin de özetiyle bir giriş yapar mısınız? Elbette efendim. Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü 4 Mart 2006 tarihinde Türk Hava Kurumu Çankaya Şubesi'nde kuruldu. Türk Hava Kurumu 13 yaşına kadar olan çocuklara, 13 yaşından büyük olan çocuklara model uçak etkinliğiyle bir hizmet veriyordu. Havacılıkla onları 13 yaşında tanıştırıyordu. 13 yaşın altındaki çocuklarımızı da bu etkinliklere dahil edebilmek için 8 yaşından itibaren 8-13 yaş çocuklarının katıldığı Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübümüzü kurduk. Evet, bu bütün hava sporlarının başlangıcı olan, ilk aşaması olan model uçak kursuyla başlayacak değil mi? Başladı daha doğrusu. Model uçak kurslarımız 13 yaşından itibaren öyle mi başlıyor. Peki bu miniklere 8-13 yaş arasındaki miniklere bu çocuklarımız ne anlatıyorsun, ne öğretiyorsun? Bu çocuklarımız havacılığa giriş anlamında havacılık kültürüyle kültürlenecekler. Ama onların da havacılık faaliyetleri olacak. Örneğin cumartesi günü, 29 Nisan cumartesi günü Beypazarı Belediyesi'nin uçurtma şenliğine biz 60 uçurtmamızla ve 60 uçan çocuğumuzla birlikte katılacağız. Tabii bu uçurtma faaliyetinin dışında Ankara'da Türk Hava Kurumu'nun meydanında, Türk Kuşu Genel Müdürlüğü meydanında, Ankara'daki uçan birliklerin meydanlarında, Esenboğa Havaalanı'nda çeşitli etkinliklerle de çocuklarımıza havacılık kültürünü vereceğiz efendim. Evet. Şimdi hemen konuğumuzun da konuklarına geçmek istiyorum. Önce çocuklardan başlayalım. Programımızda konuklarımızın yanı sıra bir de programın yapımcısı, yapımcılarından Nazlı var. Nazlı, sana iş düşüyor. Önce miniklerle bir konuş bakalım. Hemen başlayalım. Merhaba, bize önce kendini tanıtır mısın ve neden Havacılık Kulübü'ndesin? Biraz bahsedelim. Adım Elif. Anıtapı Hikayetimi Okulu'nda okumaktayım. Buraya bir ödevim için gelmiştim ama Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü'ne üye olmaktan mutluluk duyuyorum. Türk havacılığına katkı sağlamış büyüklerimizin izinde yurduna, ailesine ve Türk havacılığına Atatürk ilke ve devrimlerinin yolunda ilerlemekten mutluluk duyuyorum. Peki seni tanıyabilir miyiz? Adını? Ben Ahmet Yavuzcan, TED Ankara Koleji öğrencisiyim. Türk Hava Kurumu'na bütün çocukların iyi olmasını isterim. Çünkü Türk Hava Kurumu'nda uçaklarla ilgili birçok bilgi öğreniyoruz. Neden havacı olmak istedin? Başka bir kulüp seçmedin de. Bu kulübü tanıyınca çok güzel olduğunu öğrendim. Nasıl faaliyetler yapmayı bekliyorsun? Neler yapacaksın kulüp arkadaşlarınla birlikte? Eğlenceli şeyler yapacağımı düşünüyorum. Peki. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Deniz. Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Kaçıncı sınıftasın Deniz? 3. sınıftayım. Hı-hı. Peki sen neden havacılık kulübünü tercih ettin? Seni en çok ne çekti? Uçakları sevdiğim için. Hı hı. Türk Hava Kurumu'nu daha önce tanıyor muydun? Hayır. Bahseder misin biraz bize faaliyetlerinizden? 29 Nisan'da sanırım uçurtma uçuracağız. Hı hı. Peki.
İyi, teşekkürler. Şimdi sıra kimde bakalım? Ben Ege Atatürk geldi. Bu kulübün başkanıyım. Sen mi kurdun bakalım? Evet. Nasıl oldu? Sen mi gittin dedim. Biz artık bir kulüp kuralım. Çocukların kulübü yok mu? Biz havacılıkla ilgilenmeyecek miyiz diye fikir senden mi çıktı? Evet. Biraz öyküsünü anlatabilir misin bize? Aslında biraz da Talip Başkanımın da payı var. Ben aslında o gün maket uçak kursunu sormak için gitmiştim. Orada bir kulüp kurma fikri geldi Talip Başkanımın aklına. Neden sana maket model uçak kursuna katılamayacağın mı söylendi? Yaşım küçük olduğu için katılamayacağım söylendi. Sen de yaşım küçük ama havacılıkla ilgilenemeyecek miyim dedin. Evet. Sonra ne oldu? Sonra bu kulübü 4 Mart tarihinde kurmaya karar verdik. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Türtekin. Yücetepe İki Öğretim Okulu'nda okuyorum ve 3. sınıfa gidiyorum. Sen nasıl karar verdin? Kimden duydun havacılıkla ilgilenmeyi? Nereden aklına geldi? Ya ben hem hava taşıtlarıyla yani ilgilenmeyi çok seviyorum. Bir de yine Talip Başkan beni buraya istedi. Öyle üye oldum ben de. Peki, çok teşekkürler. Evet. Çocuklarımızı dinledik. Minik havacıları, havacı adaylarını. Peki, arkadaşlarımız Türk Hava Kurumu'nun ilk çocuk kulübünün ilk üyeleri. İlk üyeleri değil mi? Aslında tarihi bir şey. Evet, tarihi. Türk Hava Kurumu tarihini öyle geçecekler. Evet. Kurucu üyeler. Bir de kurucu başkanı olması gerekir galiba. Evet, kurucu başkanımız da Ege Atatürk geldi. Biraz evvel anlattığı anekdotta da kuruma geldiği zaman ben model uçak yapmak istiyorum dedi. Ama yaşı henüz 13 yaşında olmadığı için bir kulüp kurma fikri aklımıza geldi. Ege Atatürk geldi de kurucu başkan olarak bu kulübü kurdu. 18 Mart'ta da Çanakkale Deniz Savaşı'nın yıl dönümünde de çocuklarımız bir kuruluş bildirgesi yayınladılar. Biz bunu basın organlarımıza faksladık ancak ne yazık ki yer almadı. İzin verirseniz Ege Atatürk geldi. O kuruluş bildirgesini de bir okusun Jülde Hanım. Olur elbette. Mutlu oluruz. Geçin bildirgenizi okumak için. Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü Kuruluş Bildirgesi. Bizler aşağıda imzaları bulunan Türk çocukları büyük bir onurla bildiririz ki Ulu Önder Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir emriyle 16 Şubat 1925 tarihinde kurulan Türk Hava Kurumu'nun çocuk kulübünü 4 Mart 2006 tarihinde kurduk. Mutluyuz, gururluyuz. Atatürk ilke ve devrimlerinin ayrılmaz takipçisi, gökyüzüne sevdalı ve inanç doluyuz. Bizim kulübümüze 8-13 yaş arası tüm kardeşlerimiz üye olabilirler. Bizler kulübümüzde havacılığa hazırlanacağız. Bizden sonraki kardeşlerimizi de havacılığa hazırlayacağız. Türk havacılığına iz bırakmış Fethi Bey, Sabiha Gökçen, Emrullah Ali Yıldız ve pek çok kahraman havacı büyüklerimizin izinde olacağız. Tüm görevlerimize başlarken Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü yeminimizle başlayacağız. Evet, dinliyoruz. Türk havacılığına katkı sağlamış tüm büyüklerimizin izinde yurduna, ailesine, Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı bir birey olmanın kıvancı ile ileride mesleğim her ne olursa olsun istikbal göklerdedir. Ulu emri doğrultusunda çaba göstereceğimi her alanda olduğu gibi havacılıkta da ülkemin yükselmesine katkı vereceğime söz veririm. Çok güzel. Evet. Bildiriyi hazırlayanlara teşekkürler. Teşekkür borcumuz var. Onu yerine getiriyorum. Minik havacılardan anlaşılıyor ki geleceğin, Türkiye'nin gelecekteki gökyüzü de çok sağlam, çok güvenilir ellere teslim edilmiş durumda. Biliyorsunuz Atatürk 1936'da galiba geleceğin en kuvvetli silahı da
Aracı da uçaklardır. Hiç şüphesiz yok, hiç şüphe yok ki uçaklar olacaktır diye başlayan bir konuşma yapmıştı. Evet, bu çocuklar Atatürk'ün izinde gidecek çocuklar. 23 Nisan'da ne yaptılar? 23 Nisan nasıl etkinliklerle kutladılar? Efendim 23 Nisan'da çocuklarımızla birlikte sabah saat 8'de, çocuklarımız için bir hayli erken bir saatte. Kötü bir havaydı üstelik. O saatlerde yağmur yoktu ama daha sonra yağmur ve rüzgarın etkisiyle hastalanan çocuklarımız oldu. Çankaya kaymakamımızla birlikte, Çankaya protokolüne dahil insanlarla birlikte Zafer Anıtı'na Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü çelengi koyarak 23 Nisan'a başladık. Daha sonra Türk Hava Kurumu Genel Başkanı'nı ziyaret ettik. Orada tüm çocuklarımız genel başkanlık koltuğuna teker teker oturarak gelecekte Türk Hava Kurumu'nun sahipsiz olmadığını gösterdiler. Evet. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı'ndan sonra Türk Hava Kurumu Genel Sekreterimizi ziyaret ettik. Ve bizim çocuk kulübü amblemimizi, logomuzu, burada da görülen logomuzu hazırlayan şu mavi, uçan çocuk logosu. Evet, mavi flamadaki ve çocuklarımızın sağ göğüs peçlerindeki. Onları soracağım, evet. Evet, hazırlayan Ceyhan Bey, Türk Hava Kurumu grafikeri, sizin eski personeliniz. Evet. Ceyhan Bey'e teşekkür ziyaretinde bulunduk. Ve öğleden sonra da Çankaya Belediye Başkanımız Profesör Doktor Muzaffer Er Yılmaz'ın davetlisi olarak Anatolia Gösteri Merkezi'ndeki 23 Nisan etkinliklerini izledik. Hı hı. Biraz evvel izlediğimiz klipte de gördük. Çankaya Belediye Başkanımız bize büyük destek veriyor. Kuruluş günümüzde o da yanımızdaydı. Evet. O klipte de gördük. Biz vefalı bir kulüp olduğumuzu da gösteriyoruz. Kendisine de kuruluş günü tanıklığı adına bir plaket verdi Ege Atay Yılmaz. Bu güzel kıyafetleri bize Opan Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi'nden Aras Bey sağladı. Ona da en kısa zamanda bir plaket vereceğiz. Kendisine evet, de burada evet. Teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kollarında, göğüslerinde bir takım bir şeyler görüyorum. Uzaktan ne olduğunu tam fark edemiyorum da onun için bir şeyler dedim. Bana birisi anlatabilir mi bunların ne olduğunu? Sanıyorum anlatırlar. Evet. Ege anlatmak istiyor galiba. Gördüğümüz şu peçlerin üstündeki yıldızlar, yıldızları anlamını söyleyeceğim ilk önce. Mavi yıldız, mavi yıldız. Kulübümüze iki tane yeni üye kazandıran arkadaşlarımızın oluyor. Bir de gümüş yıldızımız var isim peçemizin üstünde. O da her üç aylık görevini tamamlayanlara veriliyor. Gümüş peçiniz bu mu? Evet. Tamam. Bu göğsümdeki isim peçi, diğeri logomuzu taşıyan peçimiz. Sağ kolumdaki peçim Çankaya'nın peçi. Çankaya Şubesi'nin, Türk Hava Kurumu Çankaya Şubesi'nin peçi. Sol kolunda da var. Sol kolumdaki peçim de Türkiye'nin peçi. Evet galiba evet. Anlatacaklar bu kadar. Bir de güzel şimdi bir şapkaları sıra, var. Sıra sayın velilerde. Kusura bakmayın sizi ikinci planda bıraktık. Çünkü gün çocukların günü 23 Nisan. Ayrıca çocuklar geleceğimiz. Benim gelecek kuşaklara saygım var. Onun için onlarla başladım. Nazlı lütfen annelerin, babaların, velilerin düşüncelerini de alalım bu konudaki. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Veli misiniz? Ben veliyim. Zeynep Tuğtekin'in annesiyim. Bizler de bu kulübü duyduğumuzda Uçan Türk'ün zaten dergisinden takip ediyorduk iyi kötü. Kulüp içinde başvurduk. Talip Başkanımız sağ olsun bize ön ayak oldular. Ve sosyal anlamda
Çocuğumun böyle bir kulüpte bir takım ruhunu yaşıyor olması ve istikbal göklerdedir ibaresini hakikaten içine sindirerek öğrenebilmesi ve heyecanlanabilmesini istedim. O amaçla da bu kulüpteyiz. İleride havacılıkla ilgilenmesini ister misiniz? Bizim hep sorduğumuz bir soru var velilerimize. Havacılık biraz tehlikeli gibi görünüyor. İnsanlar çocuklarını gönderirken, bu tür mesleklere yöneltirken tereddüt edebilirler mi diye. Elbette o tereddüt her zaman vardır. Yani en güvenli koşullarda bile çocuğunuz sizin en kıymetli varlığınız olduğu için her zaman o korku vardır. Ama teknolojinin getirdiği bir gelişmişlikle yani güvenmek durumundayız. Ve ben zaten kızım bu montunu giymeye başladığı günden beri pilot kızım demeye başladım. Çünkü çok yakıştırdım kendisine. Kendisi de çok hoşlandı. Böyle de devam edecek. Umut ediyorum ki güzel faaliyetlerimiz olacak. Biz veliler üzerimize düşen her ne olursa bizi canla başla Talip Başkanımızın ve aynı zamanda işte velilerimizin yanında olmaya gayret edeceğim kendi adıma söylüyorum. Siz devam edelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Deniz Akgün'ün annesi Mine. Ben de arkadaşımın söylediği her şeye katılıyorum. Yine eklemek istediğim bir şey var. Gerçekten geleceklerimiz çocuklarımıza bağlı. Ve çocuklarımızın kendi değerlerine sahip çıkması açısından çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Belki her ikiniz de yeni Sabiha Gökçenler'in anneleri olacaksınız ileride. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ben Ahmet Yavuz Şen'in dedesiyim. Bu istikbal göklerdedir parolasıyla Türk Hava Kurumu'nun gösterdiği çok yararlı faaliyetlerin yanında bu son faaliyetin de çok faydalı olacağını ve ülkemize yararlı bir kıvılcım gibi çocuklar arasında havacılık sevgisini yayılacağını umuyorum. Siz havacılıkla ilgileniyor musunuz? Amatörce sevdiğim için, ailemizde de havacı olduğu için rahmetli oldular. Sevgim var. Fakat kendim faaliyetim yok. İnşallah torunum bu açığı kapatacak. Başarılı olacak. Sizinle devam edelim. Ben de Elif Bişirici'nin annesiyim. Hatice Bişirici. Biz de ödevi sayesinde böyle bir kulübe üye olmaktan çok mutlu olduk. Birlikte olmaktan, arkadaşlarımızı tanımaktan, çocuklarımızı tanımaktan, bir araya gelmekten, böyle faaliyetlere katılmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Elimizden geldiği kadar biz de aynı şekilde kızımı, ben de yeterince bu faaliyetlere katılmaya, getirmeye çabalayacağım. Elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Sizinle devam edelim, buyurun. Ben Serhat Türkgeldi, Ege Atatürkgeldi'nin babasıyım. Ege'nin havacılığa olan sevdası yüzünden bu yola çıktık. İnşallah devam ettireceğiz. Ege'nin etkilendiği biri var mı? Siz havacılıkla ilgileniyor musunuz? İlgileniyorum. Artı Ege'nin akrabalarından da havacı olanlar var. Artı onun özel ilgisi var. O yüzden. Büyük ihtimalle havacılıkla ilgili bir meslek seçeceğe benziyor Ege. Siz ne düşünüyorsunuz? O da öyle düşünüyor. İleride pilot olmayı istiyor. İnşallah olur. Tamam galiba. Sayın Bölükbaşı, daha doğrusu çocukların ve velilerin diliyle hitap etmek istiyorum size. Sayın Talip Başkan. elbette bu kadarını konuk edebilirdik ama üyeleriniz bu kadardan oluşmuyor yalnızca, değil mi? Evet. Biraz evvel Ege yıldızların anlamını söylerken mavi yıldızdan bahsetti. Malumunuz mavi yıldız uzayda en parlak ışığı yansıtan yıldız. Oo, anlamı çok güzel. Mavi yıldız seçildi. Her üyemiz iki tane yeni üye kazandırdığı zaman kulübün mavi yıldızı oluyor ve mavi yıldız peçini takmaya hak kazanıyor. Efendim bu kulübün büyümesinde, gelişmesinde temel ağırlık bizim anneler komitemizde. Anneler komitesi başkanımız da yanımda, benim hemen solumda oturuyor Ruhiye Hanım. Bu kulübün sayısı ve gelişmesi hakkında izin verirseniz o bilgi versin. Evet, Nazlı. Önce sesim için çok teşekkür ederim.
Çok özür dilerim, rahatsızım. 23 Nisan etkinliklerinde üşütmüşüm. Şu an sanıyorum 30'a yakın üyemiz var ama devam etmekte, çığ gibi büyümekteyiz. Çünkü yok, çok yeni kurulduk. Reklamımızı henüz yapıyoruz. Ama göz yaşartıcı bir şey var ki çocuklarımız hakikaten havacılığa gönül vermişler, çok seviyorlar. Böyle bir şey bekliyorlarmış. Bir önderlik bekliyorlarmış, bunu gözlemledik. Velilerimiz destek oluyorlar, bu da çok güzel. Çünkü Türk Hava Kurumu Atatürk'ün kurduğu bir kurum ve tertemiz kalmış bir kurum. Cumhuriyet'ten de 15,5 ay sonra kurulmuş. Evet. Yani ilk oluşturulmuş kurumlardan biri. Evet. Ne kadar önemli, ne kadar çok gerekli bir kurum olduğunu bu da anlatıyor zaten. Evet. Ve önemi... Rahmetli Atatürk'ümü saygıyla anıyorum kendilerini. O kadar değer vermiş ki manevi kızı Sabiha Gökçen'i de havacı yapmış. Çağdaş Türk kadını olarak. Madem ki onlar bunu yapmışlar, elbette ki bildikleri çok doğruydu. O halde bizim de bu doğrultuda ilerlememiz lazımdı. Birer Türk vatandaşı olarak, Atatürk çocukları olarak çocuklarımızı bu şekilde yönlendirmek anneler olarak boynumuzun borcu. Ben bunu borç olarak telakki ediyorum, görevden daha ziyade. Dolayısıyla elimizden geleni yapacağız ve bir dahi seneye bizi eğer davet ederseniz bir çığ gibi büyümüş olduğumuzu göreceksiniz efendim. Zaten etkinliklerinizi de göreceğiz herhalde. İnşallah, inşallah. Evet, çok güzel. Ben anneleri de kutlamak istiyorum özellikle. Çok güzel anlattınız desteklerini. Çünkü birçok anne, birçok baba havacılığı biraz tehlikeli meslek diye gördüğü için, bütün anlatılanlara karşın tehlikeli bir meslek diye gördüğü için biraz korkuyorlar şey etmekte, çocuklarını bu işe yönlendirmekte. Kahraman anneler. Değil Hepinize mi? Teşekkür ediyorum. Talip Başkan, size de. Estağfurullah efendim. Son bir iki cümleniz. Evet. 3 Mayıs'ta geçen programımızda da sizde bahsetmiştik. Türk Kuşu'nun kuruluş yıl dönümü malumunuz. Evet. Kuruluş yıl dönümünde bizler Türk Hava Kurumu Çocuk Kulübü olarak o seremoni içerisinde biz de yer alacağız. Eğer sizin kameralarınız da orada olurlarsa. Ben de orada olacağım zaten. Elbette sizin orada olacağınızı biliyorum. Bu çocuklarımızın orada şu andaki aktif havacılarla birlikte evet. Nasıl uyum içerisinde, geleceğe nasıl hazır bir halde olduklarını da hep birlikte göreceğiz efendim. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün kalabalık bir grupla karşınızdaydık. Neden kalabalık olduğumuzu anlattım, anlattılar. Herkese teşekkür ediyorum ve sloganımızı da bitirmek istiyorum. Programımızın adı İstikbal Göklerdedir. Ve bu gökler gençleri bekliyor. Genç bile olmayan, henüz çocukluk yaşındakileri bekliyor. İyi günler, hoşça kalın.